Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çelik alma yöntemini göstereceğim size. Ben bunları kestim önceden. Bu bilen bilir Instagram'dan takip eden arkadaşlarım. Bu düşmüştü. Bazıları kırılmıştı. Ben de böyle çelik alarak büyük bir saksıya geçireceğim arkadaşlar. Çünkü kafaları artık ağır geldiği için böyle yatıyordu. O yüzden düştü zaten. Ben bunları böyle kestim bir güzelce. Saksım da hazır. Tarçınım da hazır. Tarçının yaralarını şöyle kapatması için, bakteri tutmaması için arkadaşlar. Kelle işlevi nasıl alınır? Yapraktan nasıl çoğaltılır? Onlardan bahsedeceğim size arkadaşlar. Bu zaten kuruydu kendisi. Kellelerimizi makasla kesiyoruz arkadaşlar. Sonra böyle tarçınlıyoruz. Onun videosunu da koyacağım arkadaşlar. Nasıl kellelerini aldım. Onların videosu da var. Onları da koydum. Bunların hepsinin yarısını tarçınladıktan sonra bunları da tarçınlıyoruz arkadaşlar. Unutmuyoruz. Buradan böyle güzel güzel bebekler gelecek. Aynı şöyle olduğu gibi arkadaşlar. Bunlar hep tepesi. Tepeleri. Yani bunlar dal diye atmayın sakın arkadaşlar. Öyle bir güzel çoğalacak ki bunlar. Siz görün. Aynı şekilde tarçınımızı bu yaralara da yapıyoruz. Söylediğim gibi. Toprağımız kuru arkadaşlar ve geçirgen bir toprak. Ben bunu Instagram sayfamda bir sayfadan alıyorum. Kapıda ödemesi de var. Çok uygun yani. Çok şey geliyor bana. Kart kullanmayanlar için. Çok cazip geliyor bana. Toprağımız kesinlikle ve kesinlikle kuru. Çünkü dışarıda duracak arkadaşlar. Sükunatlarımız ev içinde olmuyor. Kesinlikle ve kesinlikle açık hava. Güneş gören bir yerde olması lazım. Bunları böyle bu şekilde dikiyorum. Böyle. Kesinlikle ve kesinlikle sulama yapmıyoruz arkadaşlar. Yaraları kuruyana kadar. Mesela şu yaprakları alıyoruz. 10 gündür böyle durduğu için, kırık bir vaziyette kırık durduğu için yaprakları o yüzden buruştu arkadaşlar. Hiçbir şey de olmuyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde dikiyorum bunları kuru toprağıma. Tekrar belirteyim. Kuru toprağımı dikiyorum böyle. Bilenler bilir. Benim evim güneş doğduğundan beri güneş doğar, akşam batar. O şekilde güneş alıyor benim evim. Benim bitkilerim hepsi balkonda. Balkonuma borçluyum ben böyle güzel bitkiler yetiştirmeye. Bunu da atmıyoruz arkadaşlar. Bunu da böyle dikiyoruz. Ve buralardan güzelce sukulentler gelecek. Şu arasını da kapatalım. Şöyle. Şu şekilde. Toprağım o kadar güzel ki. Bakın nasıl giriyor. Torfta kesinlikle sukulent yetişmez arkadaşlar. Sadece torfta yetişmez. Neden yetişmez? Torf su tutan bir toprak türü olduğu için, karışımsız olduğu için bitkileriniz çürüme yapacaktır. O yüzden kırıldı. Şöyle. Hiç sorun değil arkadaşlar. Şimdi şöyle batırıyoruz. O oradan yeşerecek. Çoğalacak. Yarasını kapatmayı unutmayın. Şöyle. Bakın. Bunun tepesi de kırılmıştı. Hatta şu arkadaşlar tepesi. Hatta bebekler gelmeye başlamış. Şöyle yapraklarını alıyorum.
Göz ışığını bırakalım. Şöyle. Şöyle tutuşturuyorum arkadaşlar. Buralardan da patlayacak dallarından. Bunları da böyle koyuyorum arkadaşlar. Onlar orada büyüyecek emin olun. Şu kırılan tepeyi de aynı bu şekilde böyle toprağa oturtuyorum. Orada köklenecek arkadaşlar. Bunları da şöyle aralara sıkıştırırsam. Şunu da şöyle sıkıştırırsam çok güzel gelişecekler. Sulama yapmıyoruz arkadaşlar. Yani yaprakların yumuşamasına göre böyle kontrol ederek ondan sonra yapacağım. Şu an sulama yapmıyorum. Neden? Yaraları çok taze arkadaşlar. Kuru olmadığı için çürüme yapmasın diye sulama yapmayacağım. 10-15 gün sonra az bir şekilde sulama yapabilirim. Bu şekilde diktim arkadaşlar. Bunu şimdi pencere önüme koyacağım. Bu da bu şekilde çoğalacak arkadaşlar. Aa, seni unutmuşuz. Seni şuradan keselim ben. Şöyle. Dikiyoruz arkadaşlar böyle. Bu da böyle. Bu şekilde dikim verirler arkadaşlar. Her yerden verir arkadaşlar. Her yerden. O kadar inanılmaz bir bitki ki. Yani mucize gibi bir şey böyle. Hayran kalıyorum. Kaktüslerden daha çok seviyorum sukulentleri. Çoğaltmaya doyamıyorum. Tabii yerim de yok ama yapacak bir şey yok. Artık böyle büyük saksılar istiyorlar. Kafaları ağır geldiği için düşüyorlar artık. Buna da toprak eklemesi yapacağım arkadaşlar. Toprağımın güzelliğini tekrar göstermek istiyorum size. Bakın. Bu kadar güzel ki toprağım. Bakın köklerin gelişimini görebilirsiniz. Karışımlı topraktır. Geçirgen topraktır. Dediğim gibi tofla, kaktüs ve sukulent yetiştiremezsiniz arkadaşlar. Çürütürsünüz. Ev içinde olmamalı arkadaşlar. Sukulentleriniz balkonda olmalı. Açık havada olmalı. Sadece don olayları olduğunda sadece içeri almalısınız. Bu şekilde arkadaşlar güzelliklerim. Beraber sizinle güzel bir dikim yaptık. Kelle uçurduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı. Sorularınız varsa sorularınızı seve seve yanıtlıyorum. Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Görüşmek üzere başka bir videoda. Hoşça kalın. Evet, bitkimiz dışarıda olacağı için arkadaşlar çöp şişlerimi de saklıyorum. Bu çöp şişler neden? Kuşlar toprakları eşelemesin diye arkadaşlar. Topraklara bir şeyler saklıyorlar. Saklarken de bitkilerimize zarar veriyorlar. Ya da üstlerine oturup yumurta bırakabiliyorlar arkadaşlar. Ben bunu böyle şimdi yerine koyacağım. Birkaç tane daha saklayacağım. Ki aralara da girmesinler diye. Buna da aynı şekilde saklayacağım. Bunu da böyle söylemek istedim. Bütün çiçeklerimde var. Herkes tek tek soruyor. Açıklık getirmiş olayım bunu da. Bu da böyle arkadaşlar.